James Webb Uzay Teleskobu, yaratılış sütunlarını bir kez daha görüntüledi. Bu sefer en gelişmiş teleskobun, Orta Kızılötesi adlı kamerasıyla çekilen görsel, NASA tarafından dün paylaşıldı. Kartal Nebulası'ndaki yoğun hidrojen ve toz bulutu, Dünya'dan yaklaşık 6500 ışık yılı uzaklıktaki, Yılan takım yıldızında yer alıyor. Sütunlar, etraftaki dev yıldızların yoğun mor ötesi ışıklarıyla şekilleniyor. Sütunlardan yansıyan ışığın buraya ulaşması, 6500 yıl sürüyor. Dolayısıyla Dünya'dan bakıldığında sütunların, 6500 yıl önceki hali görülüyor. Orta Kızılötesi görselinde, sütunlardaki yıldızların çoğu gizli. Bunun sebebi, sütunlardaki pek çok yıldızın, orta kızılötesi ışıkta algılanacak kadar, tozla çevrili olmaması. Yani orta kızılötesi, tozlu pelerinini henüz çıkarmamış genç yıldızları gösteriyor. Bunlar, sütunların kenarlarındaki kızıl noktalar. Mavi noktalarsa, daha yaşlı yıldız anlamına geliyor. James Webb sütunları geçen hafta, yakın kızılötesi kamerayla yakalamıştı. 25 Aralık 2021'de, ESA'nın Ariane 5 adlı kargo roketiyle fırlatılan teleskobun kaydettiği görüntüler, yıldızların ve galaksilerin evriminin, daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Gözlem aracının kızılötesi kameraları, bir zaman makinesi görevi görüyor. Güçlü teleskopları kullanarak, çok uzaktaki gök cisimlerini inceleyen bilim insanları, ilgili gök cisminden gelen ışığın, Dünya'ya ulaşma süresi uzadığı için, zamanda geriye bakma imkanı yakalıyor. James Webb Uzay Teleskobu ise, 13,5 milyar yıl öncesini, yani evrenin yeni oluştuğu zamanı, gözlemleyebilecek kadar güçlü bir cihaz. Evrendeki en eski galaksiler, büyük patlamaya o kadar yakın bir dönemde oluştu ki, bunların ışığı Dünya yörüngesine ulaştığında, son derece soluk oluyor. Bu ışık evrende ilerlerken genişleyip dağılarak, spektrumun kızılötesi ucuna doğru kayıyor. Gözlemlenebilmesi içinse, son derece güçlü bir teleskop gerekiyor. Hubble Uzay Teleskobu şimdiye dek, geçmişe dair birçok gizemi aydınlatmayı başardı. Ancak, gücü bu türden gözlemlere yetmiyordu. Ayrıca Hubble çoğunlukla ultraviyole ve, görünür ışıkta gözlem yapmıştı. Öte yandan James Webb Uzay Teleskobu, rahatça kızılötesi gözlem yapabiliyor.